Adnan Oktar davası dosyası bomboş. 4000'den fazla çelişki olan bir dosyada sanıklar 10.000'er yıl hapis cezası aldı. Hukuka göre mağdur beyanlarının hükmü esas alınması ve güvenilir olarak kabul edilmesi için mağdur beyanının çelişkili olmaması gerekir. Özellikle cinsel suçlarda mağdurun beyanlarının aşamalarda kendi içerisinde ve diğer tanık beyanları ile çelişmemesi ve değişmemesi şarttır. Ancak Adnan Oktar davasında tek bir sözde mağdurun dahi ifadesinde onlarca çelişki vardır. Müşteki ve etkin pişman sanıkların ifadelerinde toplam 4000'den fazla çelişki olduğu ortaya çıkmıştır. Bu durum ve tek bir somut suç delili dahi bulunmaması gösteriyor ki Adnan Oktar ve arkadaşlarına yöneltilen iddialar asılsızdır, iftiradır ve bariz yalandır. Adnan Oktar davası açıkça bir kumpas davasıdır. Onlarca kişi baskı altına alınıp tehdit edilerek kendilerine dayatılan hayali ifadeleri kabul etmeye ve iftira atmaya mecbur bırakılmışlardır. Adil Türk mahkemelerinin bu zulmü durduracağına inanıyoruz.